Herkese merhabalar. DRP Turkey Programı'nın Undergraduate Kolokyumu'nun 3. konuşmasına hoş geldiniz. Bugünkü konuşmacımız Riken'den Eren Mehmet Kral ve bize zeta ve al fonksiyonlarının sıfırlarının hesaplanmasını anlatacak. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Evet, şimdi bugün Riemann veya daha doğrusu genel olarak el fonksiyonlarının hesaplanmasından bahsedeceğim. Bugün şöyle bir şey yapmak istiyorum. Burada yazılar var. Bunlar biraz uzun. Bunları okumamanızı istemiyorum. Hatta okumayın lütfen. Ben burada bazı şeylere, eşitliklere vesaire vurgu yaparım. Bunları daha sonra ben GitHub hesabıma koyarım bu şeyi, Jupyter Notebook'u. Oradan isteyen, eğer ilgilenen olursa aralarındaki şeyleri okuyabilir. Uzun uzun hesaplar da yaptım, hani detaylı yaptım. Yani bir konuşma sırasında anlaşılabilecek gibi değil. O yüzden onları atlamanızı şey yapıyorum. Riemann zeta fonksiyonunun tanımıyla başlayalım tabii ilk önce. 1 bölü n üzeri s şeklinde bir toplam Dirichlet serisiyle veriliyor. Bu arada masum gözüküyor mu? Masum böyle şey oynatıyorum. Evet. Tamam. 1 bölü n üzeri s şeklinde bir toplam. Asal çarpanlarına her n'nin ayrılabilmesinden ötürü böyle bir çarpımla da verilir. Ve işte asalların kuvvetleri, burada da bir geometrik seri var. Bu şekilde bir Euler çarpımı şeklinde yazılır. Her bir asal için bir çarpan var. Buna sonsuzda da bir tane daha asal ekleyip işte burada bir gamma faktörü, gamma çarpanı ekleyebiliriz. Bu önemli tabii ama şurada şeyi söylemek istiyorum. Bu zeta'yı o kadar da değiştiren bir şey değil. Yani şöyle, daha doğrusu gamma'yı çok iyi anlıyoruz. Gamma fonksiyonu gizemli bir nesne değil. Dolayısıyla fonksiyon değişiyor tabii, yani gamma ile çarpılıyor ama sonra gerektiğinde onu bölerek istediğimiz sonucu elde edebiliriz. Burada gamma fonksiyonu şu tür bir integralle verilmiş. Önemli olan onun faktöriyelin kompleks düzleme genelleştirilmiş, genişletilmiş hali olması. Yani şu özelliği sağlıyor. Gamma s çarpı s eksi 1 ve 1 de 1 değerini alıyor. Dolayısıyla n eksi 1 faktöriyel n'deki değer. Dolayısıyla mesela gamma 6'yı alırsak, şu anda sage kullanıyorum bu arada. İşte gamma 6 5 faktöriyel 120'yi verir. Gamma 1 bölü 2 de karekök pi değerini verir. Tamam. Zeta fonksiyonu böyle tanımlandı diyelim. Bir gösterelim zeta fonksiyonu nasılmış. Bir plot etsin şey. Peki. Şimdi sol tarafta normal z'yi gösteriyorum. Burada işte çeşitli renkler, bir renk şemasının nasıl olduğunu anlamak adına. Kırmızılar pozitif reelleri gösteriyormuş. Maviler negatif reelleri. İşte koyulaştıkça küçülüyor modülüsü. Hatta sıfır olmak için siyah oluyor. Buradan zeta'nın değerlerinin ne olduğuna bakabiliriz. Mesela zeta İşte 14 küsurda bir sıfır alıyormuş imajiner kısmı ve real kısmı da yarıma benziyor hakikaten. O sıra oralarda bir sıfır değerini alıyor gibi duruyor. 23 gibi bir yerde burada, 20 küsur, 21 gibi bir yerde burada alıyor. Ve çeşitli işte renklerde buradaki fazına karşılık geliyor. Mesela şurada biraz değiştirebiliriz. Eksi 5'ten 5'e kadar şeyi alırsak, çizdirirsek. Burada geride mesela enteresan bir durumu görüyoruz. Burada pozitif reel değerlerini alırken zeta fonksiyonu, ondan sonra direkt negatif reel'e dönmüş. Burada bir aslında bir kutup var bir noktasında. Burada bir süreksizlik söz konusu. Yani 1 bölü x gibi bir şey var. Dahası bir de bir simetri de görebilirsiniz. Yani burada işte mavi, yeşil, işte fuşya ya da şey pembe mi diyelim, sarı birbirlerine gidiyor. Burada nasıl oluyor? Yani bu x eksenine ben yansıtırsak mavi yeşile gitmiş. Burada da mavi yeşile gidiyor. İşte kompleks konjügeler, kompleks eşlenikler işte pembe ise sarı olmuş gibi. Bu da şuradan kaynaklanıyor. Riemann zeta fonksiyonunun eşleniğini kompleks konjügesine alırsak zeta'nın konjügesi zeta s konjügenin zetasına karşılık geliyor. Çünkü bu işte toplamın içerisine gelir. O da işte kuvvete gelir alırsak s'in konjügesi halinde olur. Dolayısıyla x eksen etrafında böyle bir
simetrisi söz konusu. Şimdi bizim ilgilendiğimiz kısım, ne demiştim, 27 yani. Pardon. Şuna, -2. Orası değil. Bizim ilgilendiğimiz kısım işte bu sıfırların nerede olduğu. Şimdi sıfırların hesaplanması dedim. Yalnız bu sıfırların nerede olduğunu hesaplanmadan önce bir soru var. Bu zetayı bu nasıl çizdi bilgisayar? Çünkü ben sadece real kısmı birden büyük olan değerler için Riemann zeta fonksiyonunu şurada bir seriyle tanımlamıştım. Seri, bu çarpım da aynı şekilde şeyde sadece serinin real kısmı birden büyük diye yansıyor. Bunun için biraz bir detaya girmemiz gerekecek. Bir teta fonksiyonu tanımlıyorum. Böyle bir fonksiyon. E üzeri pi i n kare z. Bir şey. Mesela işte nedir bu? Şurada bir göstereyim. Pardon. Şu işte q burada e üzeri pi i n kareyi, pi i z'yi temsil eden bir sayı. Burada bir kuvvet serisi olarak yazılabiliyor. İşte sıfırda, n sıfırdaki değeri için 1. Diğerleri için artı eksi eşit olduğu için ikileniyor. Ve kare kuvvetlerinde kendini gösteriyor. N karelerde kendini gösteriyor. Yani mesela burada ne yapabilirsiniz onu da söyleyeyim. A'dan 1 çıkarırsanız ki birazdan onu yapmışım. İşte x teta i'den 1 çıkarırsak ilk terim gitti. 2'ye bölersek işte her birinin başındaki katsayılar da yok oldu. Bu arada bunu şey de yapabilirim yani 1000. 100. terime kadar aldım ama yani biraz daha fazla görmek istiyorsanız böyle büyütebilirsiniz. Geri dönelim. Bu A dediğimiz şey power series ring in Q over integer ring. Yani burada kuvvet serilerinden oluşan bir yapısı var bu Sage'in. Sage bayağı güzel bu konuda tanımlıyor bu tür şey, bu tarz şeyler. Bunun üzerine hesaplar yapabiliyorsunuz. Yani mesela yapabileceğiniz şeylerden biri. Biraz burada hesaplamalı matematik yapmayı özendirmeye çalışıyorum. O yüzden bunu da işimizle alakası yok ama mesela türevini alırsam ne oldu? Her şey düştü. 16 düştü. İşte Q üzeri 15. Hepsinin türevini aldı. Neyse. Şimdi ona türev mürev alma işine gelmeden önce buna elde ediyorum. İşte Q, Q üzeri 4, Q üzeri 9. İşte bu şu seriyi 1 çıkarıp 2'ye bölünce bunu elde ediyorum. Sonra da şöyle bir integralini alacağım. Niye? Yani onu şimdilik belli değil ama bu doğal bir integral aslında. Bu sıfırdan sonsuza bu bir Fourier dönüşümü. Burak Hoca konuşmasında şeyden bahsetmişti. Çeşitli gruplar üzerinde Fourier dönüşümü alınabileceğinden. Bu da pozitif reeller grubu üzerinde. Yani çarpıp çarpma altında pozitif reeller grubu üzerinde bir Fourier dönüşümü. Mesela Fourier dönüşüm bunu olduğunu ima eden şöyle bir şey var. D'ye bölü Y gibi bir şey var burada. Bu onun değişmez ölçüsü. Yani şunu demek istiyorum. Mesela normal reellerde, toplama altındaki reellerde değişmez bir ölçü Lebesgue ölçüsüyle verilir. Yani ne demek istiyorum? Mesela AB aralığının ölçüsü nedir? B eksi A'dır. AB aralığının ölçüsü eğer siz A'yı ötelerseniz, işte 5 kaydırırsanız sağa doğru, A artı 5 ile B artı 5 aralığı olur. Onun da ölçüsü A artı 5 eksi B artı 5 eksi A artı 5. Yani dolayısıyla B eksi A. Burada da eğer hesaplarsanız AB aralığının ölçüsü ln B bölü A olur. Buradaki ötelemede grubun ötelemesi çarpma. Dolayısıyla 5A ile 5B arasındaki mesafe, yani 5A 5B aralığı da burada ln 5B bölü 5A olur. Dolayısıyla değişmiyor. Yani bu bir Fourier dönüşümü. Şu araları geçiyorum. Dediğim gibi bakmayın aralar. Yani bakabilirsiniz isterseniz de sonra şey yaparsınız. İşte bu integralle toplamın yerini değiştir vesaire. Burada işte ne çıkıyor? 1 bölü n üzeri ise bir zeta, pi'nin bir kuvveti ve sıfırdan sonrası gamma fonksiyonu çıkıyor. Bu tamamlanmış zeta fonksiyonu ortaya çıkıyor. Tamam. Şimdi bunu kullanarak zeta fonksiyonu nasıl hesaplayabileceğimizi ve aralarda nasıl hesaplayabileceğimizi söyleyeceğim. Bu şimdilik sadece bir integraldi, bir integral hesabıydı. Zeta fonksiyonunda toplama bir dakika integer ismiş, pardon. Ha bunlar da evet şey. Tabii anladım şimdi, pardon. Bu
Peki bu theta fonksiyonunda çeşitli özellikler var. Mesela theta z'yi z artı 2'ye gönderirsek ne oluyor? İşte bir tam sayı kadar, 2 pi i çarpı bir tam sayı kadar değişiyor bu üslerin hepsi. Dolayısıyla değişmiyor. Theta z artı 2'ye eşit. O şimdilik gerekmiyor bize. Daha gereken şey şöyle bir değişiklik olacak. Bu biraz daha karışık bir eşitlik. Bu nereden çıkıyor peki? Bu da yine Fourier analizinden, Poisson dönüşüm formülünden çıkıyor. Poisson dönüşüm formülü de herhangi bir fonksiyon alalım. Yani daha doğrusu herhangi değil ama şu formülün Fourier dönüşümünü alabileceğimiz bir fonksiyon alalım. Ve o tap sayıları üzerinde, reel bir fonksiyon ama biz tam sayılar üzerinde toplayalım. O zaman Poisson toplam formülü diyor ki biz bunu yine tam sayılar üzerinde Fourier dualini toplayarak da elde edebiliriz bu toplamı. E üzeri eksi pi x kare y fonksiyonunu alırsak ve bunu n üzerinden toplarsak tam olarak da theta i y'yi elde ederiz. I y noktasındaki değerini elde ederiz. İşte i pi'de o i y'ler birbirini eksi olarak götürüyor. Onun Fourier dönüşümü de bu. Dolayısıyla bir formül elde ediyoruz. Şimdi çok da önemli değil onun detayı. Demek istediğim şu. Theta i y'yi 1 bölü i y'yi götüren yaklaşık olarak bir formül. Çünkü Fourier dönüşümündeki buradaki y 1 bölü y'ye geldi. Ve bunu kullanarak da tamamlanmış zeta fonksiyonu, ne demiştik? Bir sıfırdan sonsuza integral demiştik. Bunu 0, 1, 1 sonsuz diye ayırıp sonra buradaki 0, 1 kısmını y'yi 1 bölü y'ye götürerek ikisini de 1 sonsuz yapıp sonra çeşitli işte bu formülleri kullanarak tak 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 bir şekilde theta y eksi işte bu istediğimiz seri y üzeri 1 eksi s bölü 2 y üzeri s eksi 2 vesaire şöyle bir formül ortaya çıkıyor. Yani bu şu arası çok önemli değil. Önemli olan şunu söylemeye çalışıyorum. Fourier analizi kullandık. Poisson dönüşüm formülü bu theta'nın bir formülüne karşılık geldi. Y'yi 1 bölü y'ye götüren integralin bir kısmını onu uyguladık ve bunu elde ettik. Bu neyi sağladı bize? Aslında iki şey var. Şimdi sol taraf sadece reel partı reel kısmı birden büyük olan s'ler için geçerli olan bir ifade. Sağ tarafta, şimdi evet kullandık aslında özellikle şuradan şuraya geçerken, şu integralleri hesaplarken s'nin bir reel kısmının birden büyük olmasını kullandık ama şu anda 1 bölü s bir nokta hariç her yerde anlamlı bir ifade. S eşittir 0 hariç. 1 bölü 1 eksi s de s eşittir 1 hariç her yerde anlamlı bir ifade. Bu integralde birazdan göreceğiz ki anlamlı. Ve bir şey daha var. Yani bu İki nokta hariç, s eşittir 0, 1 hariç, analitik olan bir ifade bu. Dolayısıyla Riemann zeta fonksiyonu, tamamlanmış Riemann zeta fonksiyonunun analitik, meramorfik devamını elde etmiş olduk bütün düzleme. Ve s'yi 1 eksi s'yi değiştirirsek bu buna gidiyor, burada da bu buna gidiyor. S'yi 1 eksi s'yi değiştirirsek bu buna gidiyor. Demek ki s'yi 1 eksi s'yi değiştirmek altında da invariant değişmez. Buradan iki şey ortaya çıkıyor. Bir, her yere genişletebiliyoruz bu fonksiyonu. İki, zeta yıldız 1 eksi s'ye eşit. Zeta star 1 eksi s'ye eşit. Buradan hem fonksiyonel denklem hem de analytic continuation buradan çıkıyor. Şimdi bunu kullanarak bir problemi, zetayı gerçekten hesaplamak mümkün. En iyi yöntem değil ama yani bu şu aşamada bence göstermesi kolay olacağı için. İyi olur. Mesela şurada bir zeta starı bir hesaplayayım bu arada. Şu zeta star şeyini. Bilgisayarın yine zeta fonksiyonunu kullanacağım. Şimdi bizim kendimiz şuradan birazdan hesaplayacağız ama ben şimdi bilgisayar çarpı gamma çarpı pi'nin kuvveti. Hesaplayalım. Şimdi bilgisayarın bir özelliği ne çıktı? Burada bunu belki şu anda anlaşılıyor mu ne demek olduğu bunun? Şöyle bir show diyeyim daha net güzel çıksın. 10 üzeri eksi 33. O e üzeri eksi 33 demek. 10 üzeri eksi 33 demek Python dilinde. Sage Python üzerine yazılı bir dil olduğu için. İmajiner kısmı bayağı küçük. Küçük olması da normal çünkü aslında yok. Orada o aslında yok. Bu sıfır olmalı. Bu sıfır olmalı ama bilgisayar bize tam sıfır olduğunu söyleyemiyor. Niye sıfır olmalı? Çünkü S1 eksi S burada aslında bir reel değer elde etmeli 0,5 noktasında. Yani reel kısım 1 bölü 2 tam ortasındayken burada bir reel değer elde etmeli olmamış.
Aynı şekilde 1 artı i'de ve eksi i'deki değer bunlar birbirine eşit olmalı. Fonksiyonel denklemden dolayı zeta star 1 artı i, zeta star eksi i eşit olmalı. Yani sıfıra oldukça artık olduğu kadar. Olduğu kadar sıfır. Sıfır, sıfır gibi bir şey. 10 üzeri eksi 31, 10 üzeri eksi 31 gibi bir sonuç elde ediyoruz. Peki. Peki zeta'yı burada otomatik fonksiyonu kullanarak... bu arada her durdurabilirsiniz bu arada arada beni eğer sorunuz varsa ya da bir şey denememi istiyorsanız. Siz bu yani deneysel hesapları yaparken o zaman 10 üzeri kaçtan sonrasını aproximatör varsayıyorsunuz? Çünkü sanırım mesela 10 üzeri eksi 31 atıyorum bazı mesela fizikte falan astrolojide belki de mantıklı bir hani şey olabilir. Yani sayı olabilir. Siz kaçtan sonrasını? Ben şeyden sonrasını yatıyorum. Mesela burada şöyle yapalım. Bir dakika şuna bir şovu şey yapayım. Burada ne oldu? 10 üzeri eksi 304 çıktı değil mi? Ben precision'ı arttırdım. Field'ın precision'ını arttırdım. Yani 1000 bitlik bir precision'ı olsun dedim. Orada çok düştü. Yani ben uygulamada böyle yapıyorum. Hiçbir zaman güvenmiyorum. Dolayısıyla hani bir yerden sonrası sıfırdır demiyorum. Eğer ben precision'ı arttırdıkça sürekli sıfıra gittikçe delicesine yaklaşan bir şey görüyorsam sıfırdır diyebiliyorum. Yani eğer hesaplama şey yapıyorsam. Çok büyük hesaplar yapacaksam bir yerde kesebiliyorum aslında. Birazdan çok büyük hesaplar da göstereceğiz. Orada birazcık hata olabilmesini kabul edip şey yani böyle yüksek grafiklerde bir 16 haneden sonrası tamamdır herhalde artık deyip şey yapıyoruz. Yani bu evet matematikte hiçbir durmuyoruz. Yani bir sıfır daha eksen herhalde sığmayacak artık şey ekrana ama sığmaz. Evet, ve hesaplaması da bayağı zor oldu. Bunu bir kernel interrupt. Tamam. Durdurdum. Şimdi bir daha yapalım. Tamam. Bunlar sıfır. Peki şimdi zeta'dan şey nasıl hesaplayabiliriz zeta'yı? Zeta yıldız artı işte bu diğer şeyi alırsak sol tarafa bu integrali elde etmiştik. Birden sonsuza yani şunu yanlış yazmışım buraya. Şunu yazmam gerekiyordu. Kusura bakmayın. Şurada şimdi düzeltmeye çalışmayayım gözünüzün önünde. Ama yani burada y üzeri s bölü 2 artı y üzeri 1 eksi s bölü 2 olması lazım. Şuradaki hesaptan dolayı. Birazdan düzeltirim. Şu yani. Bunu yazmaya çalıştım. Tamam burada doğru ama. Burada hesapları yaptıktan sonra ne oluyor? Burada bir gamma fonksiyonu çıkmıyoruz. Birden sonsuza integral alıyoruz. Burada işte değişimi yaptıktan sonra pn kareden sonsuza integral almış oluyoruz. Burada zeta gibi bir şey var. 1 bölü n üzeri t ama bu gamma değil. Gamma s bölü 2 değil. Bu da gamma 1 eksi s. Ya bu da zeta 1 eksi s gibi. Ama bu gamma değil. Ne bu? Bu incomplete gamma. Upper incomplete gamma diyorlar. Üst incomplete gamma. Yani eksik gamma. Nesi kusurlu? İşte sıfırdan başlamıyor. Bu çok hızlı yakınsayan bir şey. Şöyle ki mesela n 100 olsa ne olur? Burası 10.000 pi olur. 10.000 pi'de y üzeri s bölü 2 istediği kadar polinom hızlı bir polinom büyüsün. E üzeri eksi işte 10.000 31.000 civarında bir şey var yani burada hani. Çok hızlı bir şekilde yakınsıyor. Binlerce haneyi hemen öyle birkaç yüz tane şeyde bulabiliriz aslında. Hani dolayısıyla burada gayet kısa bir şekilde bu incomplete gamma fonksiyonu bize şey veriyor. Burada bir ufak hile var yalnız. Bu zeta fonksiyonu değil. Bu zeta yıldız fonksiyonu. Zeta star. Orada gamma fonksiyonu var. Gamma'nın şey özelliği var. Dikey doğrultuda çok hızlı düşen bir fonksiyon. Yani o da eksponansiyel olarak, üstel olarak düşen bir fonksiyon. Dolayısıyla buna hızlı yakınsamamız o kadar da sürpriz değil. Sonra bunu bir gamma ile böleceğiz. Gamma bölü 2 ile böleceğiz. Bu aslında bilgisayarda hiç hoş olmayan bir şeydir. Çok küçük bir sayıyı çok küçük başka bir sayıyla böldüğünüz zaman bilgisayarda bir sürü sorunlar çıkar. O yüzden bunu şöyle halledeceğiz. Gamma'yı bunu gereğinden fazla hanede hesaplayıp ondan sonra gamma'ya bölünce yine sorun olmayacak. Onu da gereğinden fazla hanede hesaplayınca. Örnek verelim. Şimdi yukarıdaki şu toplamı
Burada işte implement ettim. Burada şey kendini gösteriyor. Ne oluyor? Incomplete gamma'ları topluyor. İşte hazır vardı zaten dilin içerisinde incomplete gamma. İşte çeşitli kuvvetler önemli. Yani yaptığıma inanırsanız eğer burada bir şey yaptım. Ve burada işte zeta star elde ettim bu toplamdan. Ondan sonra da gamma'nın işte gamma ve pi'nin kuvvetine bölünce de işte 1 bölü s, 1 bölü 1 eksi s. Biraz çirkin duruyor, özür dilerim. Bu cc'lerden dolayı bunu sürekli işte kaç hane precision'a olduğunu döndürmem gerekiyor. O yüzden kod biraz anlaması zor oluyor. Sürekli cc'ler bir kalabalık yaratıyor. Çok hoşuma gitmedi açıkçası. Bunu daha sade olsun isterdim ama böyle sonuçlar daha güzel çıkıyor. Evet, burada şimdi ne çıktı bizden? Bizde bu zetaslar, bu bilgisayarın zetası ile yapılmış. Sadece gamma ile çarpma ile yapılmış. Burada 10 üzeri x 34. Bizde de ilginç bir şekilde gerçekten reel çıktı. Nasıl oldu? Biz çünkü tam aynı şeyleri toplayıp çıkardığımız için gerçekten götürdü birbirini. Bilgisayar tam öyle yapmıyor demek ki. Aynı. Yani şey. Basit bir soru sorayım. Burada bu kodlarda input ne? Ben yani özellikle bunu da anlamadım, input'un ne olduğunu. Tamam. Burada S kompleks sayı. Terms, kaç tane terime kadar toplayacağımız. Yani aslında ben bunu sonsuza kadar toplamıyorum. Bir yerde kesiyorum. Tamam. Kesme yeri kadar. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Her zaman bir programda en net sorulması gereken soru. Burada da preci demişim. Bu da aslında preci yerine bunu terms desem daha güzel olur aslında. İkisi de aynı şey olsun. Niye böyle bir saçmalık yapmışım? Ekstra yerine de gamma factors diyebilirdim aslında ama bu gamma'yı karıştırmak istemedim. Ve burada şey işte o çok karışık oldu, farkındayım. Biraz hesap yüksek accuracy ile çıksın diye böyle uzattım bu işi. Aslında yani normalde Python'da daha düzgün yazılabilir bunlar ama o zaman Python'un tam olarak ne kullandığını bilmiyorum. Onu yaparken biraz üst düzey bir dil olduğu için emin olmak istedim. Tamam. Küçük sayıları bölme işini tam olarak nasıl çözdük? Onu çözmedik daha. Hani çözmedik. Çözmedik. Şu an çözmedik. Mesela şimdi mesela ne yaptık? 0,5 artı 12'yi de gayet güzel yaptı değil mi şu anda? Hı hı. 1 artı 12 i'de 100 hanede. Bu arada 100 haneye de hiç gerek yok. Şimdi mesela şurada gayet mesela 5 hanede de muhtemelen de olacaktır diye tahmin ediyorum. Oldu valla. Şurada falan bir tek kendini gösteriyor sorun. Yani 5 terimde aslında yakınsıyor. Çok hızlı yakınsayan bir şey. 100 hani gani gani yesin diye. Şimdi sorun nerede çıkacak? Sorun burada çıkacak. T'si büyük olduğu zaman sorun çıkar dedim. Çünkü gamma orada çok küçülüyor. Ve şurada çıkacak bu sorun çıktı. Mesela bakın bu 1.6 olması gereken şey kendini 290-293 sanıyor. İşte 124 olduğunu düşünüyor. Tek yaptığım sadece 100 bitlik precision kullanmak yerine 200 bitlik precision kullanırsam şimdi zeta starlar birbirine eşit olduğu gibi ama bu dikkat edilmesi gereken bir şey. Çünkü zeta starlar birbirine bayağı yakınlaştı. Doğru. Ama bunlar çok küçük sayılar. Bakın 10 üzeri eksi 34, 10 üzeri eksi 34, 10 üzeri eksi 35, 10 üzeri eksi 35. Ama yine de buna rağmen çok küçük olmalarına rağmen şu haneye kadar, nereye kadar? Şu haneye kadar birbirleriyle tutuyorlar. Previously dediğim şeyin, zeta'nın şey kullanımı. Ve bölünce de bu şey çok kötü olmuyor. Yine dolayısıyla yani gereğinden fazla precision koyarsak programımıza o bölme sorununu böyle hallediyoruz. Öyle diyeyim. Yani çok küçük sayıları da aslında o kadar küçük olmamış oluyor. Biz hani birim düşündüğümüz birimler işte 5 hane değil de işte 5000 hane olunca ilk 5 hane aslında hani ilk 5, ilk 20 hane sıfır bile olsa işte ondan sonra manalı terimler gelmeye başlıyor. Hani biz de dolayısıyla o manalı terimleri de içinde tutuyoruz. Mesela biraz daha arttırsa mesela şurada fark nerede oluştu dedim. 93 gibi bir şeyde oluşmuş değil mi? 250 yapsam. Burada da bakın eşitlik daha uzamış. Daha şuralarda bir yere kadar. Nereye kadar? Buraya kadar eşitlik kendini arttırmış. 50 bit daha eklediğim zaman. Böyle çözebiliyoruz.
Şimdi zetayı hesaplayabildiğimizi kani olduysak eğer, yani bir şekilde hesaplayabiliyoruz ve bilgisayarında zeta fonksiyonu var. Tam bu şekilde yapmıyor bildiğim kadarıyla. Bakmadım aslında içine ama muhtemelen daha hızlı, bu sıfıra bölme sorunu daha az olan bir formül kullanıyor. Yani gamasız bir formül kullanıyor. Gama içinde otomatik olmayan. Şöyle, şimdi bunun sıfırlarını bulalım. Bir fonksiyonun sıfırları nasıl bulunabilir? Şimdi bunu belki hatırlıyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Newton metodu var. Newton metodu nedir? İşte bir noktada fonksiyonunuzu bir noktada lineer olduğunu varsayıyorsunuz. Ondan sonra o lineer olduğunu varsaydığınız nokta, lineer olsaydı eğer bu noktada, nerede o bu sıfır değerini alırdı, oraya bakıyorsunuz. Sonra o noktada lineer olsaydı hangi değeri alırdı vesaire. Böyle bir iterasyon metodu. Zn, işte f of zn böyle f'in türevi zn'e gidiyor. Bu çok hızlı, yakınsarsa eğer, her zaman yakınsamıyor ama yani yakınsarsa çok hızlı. Kuadratik yakınsayan bir iterasyon. Ve bunu hızlı yakınsadığının kanıtı komplekslerde de geçerli. Dolayısıyla aslında biz bunu zeta fonksiyonunun kendisine de uygulayabiliriz. Uygulayalım. İşte ne yaptım burada? İşte bir başlangıç noktası, initial point, fonksiyon. F'nin türevini işte şey yapabilirsiniz, nümerik olsun derseniz o nümerik hesaplayacak. Eğer varsa bunun hazırda türev fonksiyonunun kendisi elinizde fonksiyon olarak, onu da girebilirsiniz. Mesela ne yapıyor işte? Nümerik derivatif, p artı h'teki değeri, eksi p eksi h'teki değeri, böyle 2h'teki şeyini bir fonksiyon olarak veriyor. Evet, tam olarak bu işte iteratif metodu z'yi z eksi f z bölü f'nin türevine götürüyor işte. Ne oldu? Şimdi mesela burada zeta türev, zeta deriv diye hazır zaten vardı aslında böyle bir fonksiyon. Birinci türevi z'deki. Df'yi zeta deriv olarak al dedim. Zeta'nın 1 artı 14'ten başlayarak Newton metodunu uygula dedim. Sıfırı bulun, bir sıfıra denk düşecek. Eğer yakınsarsa bir sıfıra yakınsayacak. 0.5, 0, 0, 0, işte 14. Bir i'ye yakınsadı. Peki bu zeta gerçekten burada sıfır değerini alıyor mu? 10 üzeri eksi 16, 10 üzeri eksi 16. Burada toleransı 10 üzeri 12 olarak almıştım. Bayağı yakınsıyor aslında. Bir şey daha deneyelim. Daha yüksek değer deneyelim. Burada çortlayacak mı bakalım. Yok, çok sorun olmadı. Yani 0.5 yani 1 bölü 2 de hakikaten Riemann hipotezimizle uyumlu bir şekilde. Ama bir ufak hata çıktı oraya. Peki bunu arada toleransı biraz daha hani düşürürsek. Bu da ne zaman dur diyorum. İşte F 0'a ne, bir yerde duracak sonuçta. 0 tam 0 değerini almayacak. Biraz artırırsa evet, o zaman o şey en azından şurada görünen hanelerde o da gidiyor. Bu bir metot. Sorabilir miyim? Şimdi mesela şu an işte sıfırları görmeye çalışıyoruz. Bu biraz existence. Bir de unique nasıl bir test edebilir miyiz? Mesela atıyorum işte bir de falan da hesaplıyordur fonksiyonu. Değil mi? Bir de fonksiyonu hesaplayabilir. Bir de polu var gerçi. Bir de kutbu var ama mesela 1 artı 2 de hesaplayabiliriz. Başka 20 olsun mesela. 20'de nasıl bir şey çıkıyor? Yani 20'de yaklaşık 1 çıkar. Şurada bir yapalım. Insert cell below. Zeta, yani sadece nasıl zetayı mı 20'de hesaplayayım öyle mi? Mesela evet, yani onu da hesaplayabiliyor yani. Ha, burada direkt buldu tabii. Bunu değeri biliniyor çift sayı olduğu için. Nümerik olarak 1'e çok yakın bir şey çıkıyor. Çünkü bir dakika onu bir vurgulayayım yalnız. O ilginç bir şey. Bu S büyük bir sayı olduğu zaman, reel kısmı büyük olduğu zaman, ya 1 bölü 2 üzeri ise çok küçük oluyor. 1 bölü 3 üzeri ise sadece 1 kalıyor burada. Dolayısıyla burada zaten bir sağ tarafta hiç 0 olamaz aslında ve sağ taraftaki değerler 1'e çok hızlı bir şekilde yakınsıyorlar. Uniqueness derken mesela burada 20'de 0 olmadığını bildik. Ama bir bölgede nasıl 0 olmadığını gibi mi? Nasıl uniqueness? Evet, evet, çünkü... Ya evet, tamam işte dediğiniz gibi mesela bir bölgede sıfır olmadığını nasıl söyleyebilirsin? Geleceğim. Bu metotlar şu anda onu vermez. Bu biraz hatta bu Newton metodu biraz erratik. Yani böyle başı bulaşına buyruk, deli dolu bir metot.
Çünkü özellikle mesela ne oluyor? Bu zeta bölü zeta prime diyor değil mi? Burada bu zetanın türevi. Zetanın türevi sıfıra çok yakınsa çok uçurabiliyor noktayı oradan. Bu bazen iyi bir şey olabilir. Bir yere takıldıysanız hani oradan uçmanızı sağlayabilir ama ne yapacağı çok belli olmuyor. İlla başladığınız noktaya yakın sonuçlar bulmayabiliyorsunuz mesela. Ve bulduğunuz sonuçlar da bütün sıfırlar olacak diye bir garanti de yok bu arada. Evet, onlara sonra geleceğim. Bu bir. Bu pek kullanılmaz aslında matematikçiler arasında. Yani en azından number teoriciler arasında. Bu tam olarak da biraz önce dediğiniz sebeplerden ötürü. Ama yani pratik olarak hesaplamak istiyorsak bir sürü sıfırı, önce bir bayağısını şununla bir götürüp götürüyoruz. Yani ya bayağı iyi oldu bu aslında bunu düşünmemiz. Bunu düşündük ve bir sürü sıfırı böyle hesapladık. O zaman deneysel olarak bir data seti veriyor. Yani bir data seti vermek için güzel bir metot. Anladım. Evet ve yani başka noktalardan yakın bir sürü noktalardan başlayıp hepsini aldığımızı umuyoruz. Sonra bir şey kaçırdık mı diye bir kontrol etme yolumuz var aslında. Onu geleceğim. Başka bir yol, metot. Gradient descent. Yani bize gamma zeta z'nin mutlak değeri aslında bir böyle bir yüzey verir. Ve biz bu yüzeyde akabiliriz. Türevin, gradyanın, burada şu iki değişken var aslında. Reel kısmı, şey kısmı, imajiner kısmı. Burada bir türev dolayısıyla reel değerli. Burada türev bir gradyan oluyor. Yani iki girdili bir reel çıktı, gradyan oluyor. Burada gradyanın dikine, yani türevin dikine inersek sürekli azalabiliriz. Biz fonksiyonun değerini azaltabiliriz. Yalnız kompleks sayılarda bir de şöyle bir güzellik oluyor. Lokal minimalar, yani minimalar en küçük değer ya da bunun ulaşacağı, bu bir yere yakınsıyorsa, eğer yakınsarsa onun ulaşacağı değer sıfır olmak zorunda. Bu maximum modulus principle'dan dolayı gerçekleşiyor. Yani bir mutlak değer pozitif bir sayıda minimal, lokal bir minima oluşturamaz. Çünkü oluştursaydı eğer bir bölüsünün mutlak değerinin bir maksimumu olurdu. Dolayısıyla bunun varacağı yerler hep sıfırlar, sıfır değerleri. Onu da yapalım. İşte bu tam olarak işte mutlak değerin kompleks bir fonksiyon f için işte mutlak değerine f çarpı f bar'ın karekökü. Onun türevini şurada hesapladım. İşte f çarpı f'in türevinin, burada işte f'in türevini nümerik olarak hesapladım. Böyle mutlak değer falan. Bir de eta adımı atacağımız bir adım atıyoruz. Onu işte bir eta diye bir şey yaptım. O eta gerektiğinde bazen küçültüyorum vesaire. Çok da detayı okumayalım. Böyle bir şey çıkıyor. Ne oluyor? İşte şey, 1 bölü 2 170i'den başlarsam 169'da bir tane sıfır buluyor. Bir minimum buluyor. Çok uzaklardan başlarsam bu arada böyle çok güzel, hani mesela sıfırdan başlarsam biraz daha zorlanabilir. Bulamayabilir. Buldu. Hatta aynısını buldu. Biraz daha uzaktan başlarsam, şimdi ben nerede olduğunu aşağı yukarı bildiğim için sıfırların, hani 1 bölü 2 üzerinde olduğunu yani bildiğim demeyeyim de pek çok insan bunu bildiği için 1 bölü 2'den başlarım, daha hızlı bir şekilde yakınsıyor. Biraz uzaktan, çok uzaktan başlarsam bir şey sıkıntısı var zeta'da. Sürekli azalan bir bölgeye girebilir ve hani sonsuza doğru kaçabilir noktamız. O yüzden belki onu zorla işte 0-1 arasına, reel kısmı 0-1 arasına getirmemiz gerekebilir. Tamam, bunlar. Bu arada bir şeye bakalım. Değeri kaç? Evet, 10^-43, 10^-42 hakikaten çok küçük. Şimdi şeye gelelim. Daha böyle matematiksel kanıtlı bir şeye gelelim. Burada da zeta'nın logaritmik integrallerini aldığımız zaman bir şeyde bir bölgenin sınırında Cauchy's argument principle diyor ki bu bölge içerisinde f fonksiyonunun sıfırlarının sayısı eksi kutuplarının sayısına eşittir. Tamam. Bu şeyden kaynaklanıyor. Yani bunu işte, bir fonksiyonun bir çemberde çevre şeyini alırsanız
Yani neyse, bu kompleks analizde böyle bir güzel bir, çok güzel bir teorem var. Çok da zor değil bunun neden olduğunu görmek. İkisinde mesela bir Taylor serisini açarsanız şey etrafında ufak bir sıfır etrafında ufak bir pole etrafında ufak bir Taylor serisini açarsanız neden böyle olduğunu aslında görebilirsiniz. Bu integrali direkt hesaplarsanız hesaplayabilirsiniz oradan ve şeyi kullanmanız lazım tabii. İşte kompleks analizde bilinen bir teoremdir. Bunu uygulayalım. Şimdi ilk önce şeyi yapıyorum. Buradan işte Z1'den, yani bir başlangıç noktasından son noktasına F'nin bir doğru üzerindeki integralini alıyorum. Bu SciPy paketinin nümerik integralleme şeyi. Yani kendim Riemann toplamlarını denedim aslında. Çok yavaş. İnanılmaz yavaş. Bunlar Gauss-Kundrotz quadrature method diye bir, neyse yani çok daha sofistike teknikler kullanıyorlar. Daha hızlı. Dümdüz ben eşit böldüm bütün aralığı şeylere. Riemann toplamı olacak şekilde. Hiç güzel, yani yavaş bir sonuç verdi. Öyle diyeyim. Bana bir sonuç verdi. Bunun ne çıkması gerektiğini çok bilmiyorum aslında. O yüzden böyle bir sonuç çıktı. Mesela bu sıfır mı bilmiyorum aslında. Emin değilim. Sıfır olmayabilir aslında. Bu imajiner kısım olabilir. Bunun sıfır olma. Bunun real olması için hiçbir şeyim yok. Yani niye 3'ten başlayıp 50 artı i'ye giden şey real olsun? Ha, bu metodla şimdi bölgelerde mesela sıfır olmadığını falan gösterebiliriz. Evet, şu anda onu göstereceğiz. Evet, tam olarak onu yapıyoruz. Şu anda box, bir kutu içerisinde integralini alalım. F fonksiyonunu bir kutuya alıyorum. Kutunun sol sınırı, sağ sınırı, alt sınırı, üst sınır. Girdiler bunlar. Ne yapıyor? İşte bir kutu etrafında çiziyor. Mesela burada ne yapıyor? Solda eksi 1'e dayanıp sağda 3'e kadar giden, y eksenin y'sinde de eksi 1'den 50'ye kadar giden bir kutuda bu integralini, logaritmik türevini zeta'nın alıyor. Şimdi bunun sonucu bir tam sayı çıkması lazım ve gerçekten de bir tam sayıya çok yakın çıktı. 9 çıktı. Bu ne demek? Bu kutu içerisinde ne demek aslında? Sorayım. Ne demek bu? Kaç sıfır var? 9. 9 değil. Çünkü bir hile yaptı. Yani hile yapma. Şimdi belki daha net olur. Şimdi gözüküyor mu? On var. Şöyle daha net gösterebilirim. Bu birde bir kutup var ya, o kutup eksi olarak sayılıyor. O yüzden aslında o düşürdü. Mesela şunu birden alırsam, hani eksi birden almıştım ya, şurada biri de içerecek şekilde. Birden itibaren alırsam alt sınırını şeyin, burada bu kutbu içermeyecek o zaman. Ha, çünkü sine sum yapıyor değil mi? Evet, evet. O yüzden alıcısı zeta fonksiyonunun tek kutbunun 1 ve 0, daha doğrusu zeta'nın tek kutbu sadece 1'de olduğunu bildiğimiz için biz burada gerçekten sayıyı ölçebiliriz. Yani çünkü sadece 1, eğer 1'i içeriyorsak, kutumuz içerisinde 1 varsa, 1 noktası, işte 1 eksik saymışızdır. Çünkü onu düşürdü. Evet, sine sum yapıyor. Aynen şöyle, şurada. Z eksi P. Zeros minus poles. Böyle. Yani bakın 10 çıktı şimdi. Eğer birden başlatırsam, şurada şuradan kestim kutuyu. Böyle integralini alınca böyle oldu. Bu çıktı. 10 çıktı. 10 tane varmış orada. Bir tane daha şimdi bir yöntem söyleyeceğim. Bu şöyle bir, şundan dolayı söylüyorum. Burada kaç sıfır olduğunu bulduk. Tamam, çok güzel. Yalnız Riemann zeta fonksiyonunun gerçekten de sıfırlarının 1 bölü 2 üzerinde olduğunu göstermek için bu yeterli değil. Çünkü niye yeterli değil? Ben 0.5, yani reel kısmını 0.5 civarında görüyorum hep. Ama 0.5, ya belki çok çok yakındır. Ama çok çok yakın olup tam onun üzerinde olmayan sıfırlar vardır. E ne yapacağız o zaman? Yani hani bu çok, ne kadar çok hesap yaparsam yapayım, hani binlerce haneye, on binlerce haneye de gitsem emin olamayacağım. Bu sıfır hakikaten onun üzerinde mi diye. Buna da emin olmanın bir yöntemi var. Bunun için de Hardy-Z fonksiyonunu tanıtıyorum şimdi size. Hardy-Z fonksiyonu şöyle bir şey. Zeta yıldız
zeta star fonksiyonunu şöyle, buna fonksiyonel denklem uygulayalım. 1 eksi s ise bunun 1 bölü 2 eksi it. O da 1 bölü 2 artı it'nin kompleks konjugesi. Yani bu doğru üzerinde 1 bölü 2 artı it doğru üzerinde zeta star reelmiş. Şimdi reel fonksiyonlarda şöyle bir şey var. Reel fonksiyonların yani pozitif de değerini alabilir, negatif de değerini alabilir. Ama bir pozitif bir negatif alıyorsa arada bir sıfır aldığını biliyorum. Bunlar sürekli fonksiyonlar çünkü. Dolayısıyla ben böyle bir bunu kullanarak, zeta starı tam 1 bölü 2 üzerinde kullanarak 1 bölü 2 doğrusu üzerindeki sıfırları sayabilirim. Kaç tane pozitif oldu, kaç kere negatif oldu? Bu değişimleri sayarak şey bulabiliriz. Kaç tane 1 bölü 2'de? Tabii bu da şeyi sayamaz hiçbir zaman. 1 bölü 2'nin dışında bir sıfır varsa onu sayamaz. Ama ne yaparız? İşte o kutu yöntemini kullanırız. İşte kutu yöntemiyle eğer burada bulduğum sayı birbirini tutarsa şey, o zaman tamam, hepsini bulmuşuz diye garantileyebiliriz. Tabii zeta star burada sıfır yine kötü bir sorundu bu arada, hatırlarsanız hani çok küçüktü. Onun şey, gamma fonksiyonu çok küçülüyordu. O zaman çok küçük sayıların açıları kaç olacak bilemiyorum. Bunun benim temiz tek istediğim ama bunu reel yapması. Ben de o zaman bunun gamma'nın ve işte pi üzeri it'nin pi s bölü 2'nin şeyini kendisini değil fazını kullanıyorum sadece burada. Yine reel oluyor ama mutlak değeri çok küçültmüyor. Onu yaptığım zaman Hardy-Zeta fonksiyonunu elde ediyoruz. Bu Hardy-Zeta fonksiyonu Riemann Theta şey bu, bunu şunu da hesaplamak bu arada çok zor değil ama bunun çok hızlı asimptotik açılımları var. Buraya hazır girdim bir tane. Hardy-Zeta fonksiyonunu da tanımladık. Ha şimdi ne oluyor? Hardy-Zeta burada çok küçük imajiner değerler verebildi. Onun da gerçel kısmını alayım. Onun gerçekten gerçel olduğunu biliyorum çünkü bu fonksiyonun. Ve plotlayalım. Ne oldu? Şimdi bakın 14'te bir sıfır olma. 14 küsurda bir sıfır. 5, 10, 15'ten biraz küçük. 14 küsurda bir sıfır varmış. Hatta 50'den küçük sıfırları sayalım. Biraz önce 50'den küçük 10 tane sıfır var dedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu da herhalde tam 50'nin altına geliyor. 10 tane sıfır var. Ve gerçekten o zaman hepsi oradaymış. Bu yöntemle bunu tabii burada nasıl yapacağız? Burada sıfırı nasıl sayabiliriz burada? Fonksiyonu böyle plotlayabiliriz. Tabii de şey de yapabiliriz. İşte burada baktık, ilerledik. İşaret değişti mi? Ha tamam, bir aralıkta işaret değişti. Bir adım attım. Adım atıyorum. İşaret değişti mi? Adım atıyorum. İşaret değişti mi? İşaret değiştiyse sonra o aralıkta işte ha burada işaret değişti. Tam ortasını alayım. İşaret bu aralıkta mı değişti, diğer aralıkta mı değişti diyerek sonra onu küçültüp onun şu noktanın çok yüksek hassasiyette de bütün hanelerini bulabilirim. Tam olarak onu yaptık şurada işte. Bu kodu okumaya gerek yok. Ne diyorum? 100'den başlayarak zeta'nın işte 150'ye kadar sıfırını bul diyorum. 100'den başlayarak ne kadar ileri git sıfırını bul. Bu işte bir tane sıfır buluyor. Burada şöyle bir şey var. Burada bir adım seçtim. Bir delta seçtim burada. Burada aslında bir risk aldım. Burada şey atlayabilirim. Bir yani şöyle bir sorun olabilir hakikaten burada. Bunu biraz daha küçükleşmem gerekebilir. Bant daha atlayabilirsiniz. O zaman bunun bir bant vermesi gerekmez miydi? Yani şöyle olabilir. Şuradan şuraya atlayabilirim değil mi? Burada o zaman negatiften negatif atlamış olurum. Şu ikisini şey yapabilirim. Ya bir tane bump kaçırabilirsiniz, onu mu söylemek? Şu an donu. Tamam, başladı mı şimdi tekrar? Evet. Tamam. Yani evet, adımlarımı daha düzgün seçmem gerekiyor. Bunu yalnız yani matematiksel olarak uygun bir şey seçtim. O çok yavaşladı. O yüzden size doğru düzgün bir şey gösterebilmek için bir risk alarak biraz daha ortalamanın yani şu anda ortalama sıfır adımı yani ortalama sıfırlar arasındaki mesafeye çok yakın bir adım atıyorum aslında şu anda şu şeyde 1 bölü log mesafesi adım atarak biraz daha küçük atmam gerekir. Ortalamanın altında sıfırlar olabilir. 1 bölü log karenin bunu çözmesi lazım ama ondan da o kadar emin olamadım. Neyse. Sıfırları buldum.
Mesela burada aslında bu dediğim sorunu şurada gösterebilirim. 1000'e kadar olan sıfırları bulacağım. Ve yani hepsini bulamayacak mesela aslında. O zaman bir wrap up yani yaparsak bu şeyle kontrol metodla mesela bir upper bound bulabiliyorsunuz. 1 bölü 2'lik sıfırlar için. Bu hard ile de bir lower bound buluyorsunuz ve atıyorum hard ile seçtiğiniz aralık o kontrolle bulduğunuzla eşit sayıda çıkıyorsa demek ki hani şey olabilir. Hepsini bulmuşumdur. Evet. Hepsini bulmuş olurum. Aynen. Şu anda mesela 14-13 ile başladı. İşte 50'den küçük kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. hakikaten 49-50'ye çok yakınmış. Yani 50'ye kadar gayet eminim ben bu sıfırların doğru olduğunu. Çünkü hem integrali aldık hem de burada bütün 10 tane sıfır bulduk. Bu sıfırları tabii şeyle de bulabilirdik. Daha Hardy metodu vesaire değil. İşte şey metotlarını gördünüz. Newton metoduyla gradient descent daha hızlı metotlardı aslında. Orada da 10 tane bulursam eğer o da yeterli. Kontör metodu sadece sonra hepsini bulup bulmadığımı söylüyor. 641 tane bulmuş 1000'e kadar. Bu aslında şey değil maalesef. Bu arada şey integral de çok net olmayabilir ama mesela bu biraz kötü söyledi. Şu anda beni uyardı dedi. Bu integral doğru düzgün yakınsamıyor dedi. Daha dikkatli olman lazım. Parçalara bölmen lazım dedi. Gördüğünüz gibi 649.9 tane var. Burada bazılarını atlamış hakikaten. Hardy metodu. Bunu küçültürsem yalnız düzelir. O sorun değil yani. Hakikaten şey şuradaki attığım adımı küçültürsem burada bu diğerlerini de bulabilirim. Çok ya hatırlamak için soruyorum. Unuttum kusura bakmayın. Şey kontrol metoduyla sadece sayıyı söylüyor değil mi? Yerleri hakkında evet. Bilgi vermiyor. Hayır, yerleri hakkında hiçbir bilgi vermiyor. Aynen öyle. Yani o kutunun içerisinde olduğunu söylüyor. O kadar hiç bilgi vermiyor değil. Ve kutuyu gittikçe küçülterek mesela ikiye bölerek, üçe bölerek aslında yeri de bulabiliriz. Yani orada da bir zooming şeyi yapabiliriz aslında. Doğru. Ama çok pratik değildir muhtemelen. Yani onu da yaptık aslında. Ama şey yani onu da yaptık. Yani başta hatta onu yaptık. Sıfırları bulmak için. Hardy metodu çünkü bizim uygulayacağımız örnekte işlemiyordu. Ama sonra işte aklımıza işte daha şey yöntemler işte gradient descent falan gibi şeyler geldi. Onlar pek uygulanmıyor. O çünkü yani Riemann'da da başka metotlar var. Şimdi ve sıfırlar da böyle inci gibi dizilmiş gördüğünüz gibi. Şimdi biraz şey yapacağım. Sanırım çünkü zamanım yani biraz geç de başladık ama zamanım azaldığı için biraz atlayacağım. Sorun değilse. Sizi de yordum sanırım. Şu anda bundan sonra yapacaklarım şöyle. Riemann zeta'yı bitirdim. Riemann zeta en çok zaman olacak şeyde. Bundan sonraki özet şu. Riemann zeta gibi başka fonksiyonlar da var. Ve onlar da aynı şeyleri sağlıyorlar. Ve bu metotların hepsi onlara da işler. Özet bu. Mesela Dirichlet fonksiyonları var. Burada bir karakter var. Karakter nedir? İşte bir modulo Q çarpımsal bir fonksiyon. Bunu periyodik olarak yani periyodik Z üzerine çekebiliriz. Burada periyodik bir fonksiyon olur. Çarpımsal olduğu için böyle bir Euler çarpımı vardır. Tamamlanışı böyle bir Dirichlet serisi yazılır. Bunun bir tamamlanışı vardır. Maalesef tek bir şekilde tamamlanmıyor. S bölü 2 veya da S artı 1 bölü 2 gibi gamma fonksiyonlarıyla tamamlanıyor. Bu tamamlanışını da bir fonksiyonel denklem sağlar. Yani bütün düzleme genişletilebilir. Kutbu yoktur. Eğer kay şey değilse, hep bir veren fonksiyon değilse, yani bir modülo 1 değilse şey yoktur. Ve böyle bir denklem sağlar. Biraz ufak farklar var. Yani kay kay bara gider. Aslında kaya kaya gitmiyor. Kayın eğer kay realse şey kay kaya gidiyor ama özet geçecek olursak böyle fonksiyonlar var. Böyle bir fonksiyon var ve bu da Riemann hipotezini sağladığı düşünülüyor. Bunların da yani burada mesela şöyle söyleyeyim bir epsilon kay gerçel olsun yani kay kay bara eşit olsun. Burada işte hep eksi artı bir değerlerini alacak o zaman karakterimiz. Epsilon kay o zaman 1 ya da eksi 1 olur. O zaman da 1 bölü 2 değerindeki değeri tam 1 bölü 2'de yani iyisi hiç yok. Tam 1 bölü 2'deki değeri
yine 1 bölü 2 d2 değerinin eksilisine eşit olur. Eğer epsilon kay eksi 1 ise o zaman da o tam 1 bölü 2 de 0 değerini verdiğini görmüş oluruz. Böyle bir aile. Birden fazla kay var. Her biri bir L fonksiyonu veriyor. Sadece bir Riemann zeta fonksiyonu değil, bir sürü L fonksiyonlarından bahsediyoruz burada. Her bir Q için böyle karakterler. Bakalım neye benziyormuş. G Dirichlet grup. Group of Dirichlet characters modulo 11. Mesela bir eleman alayım. Bu gruptan ikinci, yani öyle bir sıralamış. Nasıl sıraladığını tam bilmiyorum. Modülü 11 sıralamış. Conductor 11 diyor. Yani hakikaten 11 modülü 11'de. Bu 11'de zaten başka türlüsünü bulamazdık da. Yani şey pardon. Conductor 11 çıktı. Mesela 15 yapsam. Modülü 15 yapsam. Mesela 5 çıktı. Conductor 5 çıktı. Niye? Çünkü şu olabilir hakikaten. Yani bir şey modülo 5 periyodikse aynı zamanda modülo 25 de periyodiktir. Ve çarpımsallığı da değişmiyor. Dolayısıyla burada aslında en küçük yani şu denklemi hesaplarken şu Q'su bu en küçük Q. Yani kayın sağladığı en küçük Q. Kay böyle değerler alıyor. İşte kay 3 başka bir, kay 1 1 verir. Kay 2 çarpımsal oldu. Kay eksi 1 emin değilim, o da 1 vermiş. Eksi 1 de verebilirdi. Kay 2 zeta 10'un karesini veriyor. Kay 4 mesela, pardon kay eksi 2. Ha, neyse kay 4 zeta üzeri 4'ü verdi ki o da buna eşit olması lazım. Böyle bir şey. Bunun L fonksiyonu hesaplanabilir. Yani şöyle yapabiliriz aslında. Kay 2 çarpı kay çarpımsal olduğuna iyice ikna olmak için. Kay 2 çarpı kay 2 çarpı kay 2'ye göster bir de kay 4'ü göster. İkisi de aynı şeyi veriyor. Yani şey, aynı ifadeyi veriyor. Bu arada bunları tabii ki de nümerik olarak da hesaplayabiliriz. Burada zeta 10, ha bu arada zeta 10 dediği nedir? Bu, pardon çok özür dilerim, bunu sanki Riemann zeta gibi gözükebilir. Bu tenth root of unity. Çok sayı, yani şey üzerine bir sayı. O 10. kuvveti 1 veren bir sayı. Ve burada böyle gradient descent uygularsak yine 0.5'te buldu reel kısmını. Dirichlet şeyini ve burada da işte hakikaten 5.13'ü burada işte ilk 10 tane şeyini bul dedim. İlk 10 sıfırını bul diye bir hazır fonksiyonu vardı içinde. Onun imajiner kısımlarını buluyor artık. Hepsinin reel kısmının 1 bölü 2 olduğuna emin olduğu için arkadaş. Başka işte hakikaten sıfır değerlerini buluyoruz. Ha bunun da bir harbi z fonksiyonu var. Bu da böyle ve bunun sıfırları da böyle şey gibi diziliyor. Yine inci gibi dizilmiş üst üste. Son örneği iyice geçeceğim hızlı bir şekilde. Çünkü hakikaten zamanım kalmadı. Son örnekte de işte modüler formlar. Yani var mıydı Dirichlet şey örneği? Bu da bir fonksiyon, üst yarı düzlemde bir fonksiyon. Çeşitli dönüşümler altında tam eşit çıkmıyor birbirine ama anlaşılabilir bir faktörle birlikte şey yapıyoruz. Üst yarı düzlemde yani y'si sıfırdan büyük olanlarda bütün ABCD'ler için bu eşitliği sağlıyorsa yani bu durumda da bütün şu gri alanda ki değerleri diğer bütün alanlardakileri de veriyor. Değerlerini veriyor. Tam eşit değil. Yani periyodik sağa doğru periyodik aslında. Sağa sola doğru birer ötelemeler altında fz artı 1 eşittir fz. Ama diğer alanlarda da bu yansımalar vesaire bütün değerlerini bulabildiğimiz bir fonksiyon. Bu fonksiyonun periyodik olduğu için bir Fourier açılımı var. Ve belli katsayılar elde ediyoruz. Tamam, şimdi bu katsayıları elde ettiğimiz zaman hemen bunu bir L fonksiyonunu oluşturduk. Dirichlet serisini oluşturduk. Bu da bir çarpımsal özellik sağlıyor. Direkt çarpımsal değil ama biraz karışık ikinci dereceden bir çarpımsal özellik sağlıyor. Ve bu da bir Euler çarpımı elde ettiriyor. İki faktörü var.
ikinci dereceden. Bunda gamma tamamlanışı da ikinci dereceden, yani tamamlanışı da böyle iki gamalı. Ve ama o da bütün düzleme genişletilebiliyor ve bütün ve böyle S1 eksi S fonksiyonel denklemini sağlıyor. K'yi 12 alırsam, K'yi 12 aldım. Bir tane varmış orada form. F formu böyle bir şey. Bu Q şöyle yani. Bu Q, şu Q üzeri 2 pi en z ise eğer, lambda F1 çarpı 1 üzeri şey 1'miş. Lambda F2 çarpı 2 üzeri 11 bölü 2 24'müş. Vesaire böyle bir Q serisi. Ve bu lambdalardan yine bir Dirichlet serisi elde ettik ve bu sayılar da hesaplanabiliyor. Ve böyle maalesef özür dilerim. Biraz niye bu şeyleri verdiğini bilmiyorum. Bu bana warningleri verdiğini ama 0.5 civarında bir şeyi buldu. Şu biraz uzun sürüyor. Bu box integral yaptım bir tane. Birden 10'a kadar. Hakikaten sayı 1 çıkıyor. Onu yapıyorsunuz ama biraz uzuyor. Şimdi şey yapmayayım. Yani bu hakikaten tek sıfırmış oradaki. Şu bulduğumuz 0.5 99.2i. Bu modüler formun L fonksiyonunun sıfırıymış. Buraya kadar soru var mı? Tamam. Bundan sonra sadece resim göstereceğim. Şimdi bunu matematik köyünde buradaki dört arkadaşla Tom Half, Lee May ve David ile ben işte bir proje yapıyoruz. Bunu Half Integral Weight Modular Forms için yapıyoruz. Yani ne demek o? O K dediğim şey burada yarım şey olabiliyor. K bir tek sayı. Burada CZ artı D değil. İşte bir yarım var. Bu şimdi çok bir şey değiştirmeyecekmiş gibi duruyor ama çok şey değiştirmesini bekliyorduk bunun. Ve sonra bir deneysel olarak şey yaptık. Bu fonksiyon, bunun da bir L fonksiyonu var. Aynı yukarıdaki gibi. Çok benziyor zaten. İşte lambdaları var. Lambdalarından şey yapabiliyor. Tamamlanışı var. Analitik devamı var. Fonksiyonel denklem çok benziyor. Hepsi çok benzer. Derecesi 2 gibi yani. 2 tane gamma faktörüyle tamamlıyorsunuz. Ama Euler çarpımı yok. Çünkü çarpımsal bazı özellikler var. Yani Hecke bazı özellikler var ama tamamen çarpımsal değil. Euler çarpımı yok. Euler çarpımının olmaması Riemann hipotezini çökertiyor. Euler çarpımı olmayan L fonksiyonlarının Riemann hipotezi sağlamıyor. Bunu sağlamamasını bekliyorduk ve işte şunları artık David'in, şu arkadaş bir sunum yapmıştı. Onun hazır yaptığı sunumdan aldım. Bir tane 9 bölü 2 modüler formu aldım. Bir sürü 1 bölü 2 üzerinde olmayan sıfır var. Daha bana ilginç gelen 1 bölü 2 üzerinde de bayağı sıfır olması aslında. Yani 1 bölü 2 üzerinde niye? Bu kadar daha simetrik ama bir şekilde epey bir fazlası 1 bölü 2 üzerinde gibi duruyor. Bu henüz açıklayabildiğimiz bir şey değil. Yani bunu aslında yani beklemediğimiz bir sonuçtu. Deneysel olarak gördük. Hani öyle diyeyim. Ben beklemedim kişisel olarak. Biraz uzat, büyüyelim. Bu ilk 150 sıfırdı. Ya da 150'ye kadar olan sıfırlar dolu. Aslında 150'ye kadar olan sıfırlar galiba. Ben hazırlamadığım için şeyi, grafiği. David'in grafiği bunlar. Biraz daha yoğunlaştı. Biraz daha yukarıdan bakınca. Noktaların küçültmedik çünkü. Tek tük varmış gibi durmuyor etrafta. Biraz daha şey yapalım. Uzaklaşalım. Şimdi çok ilginç birkaç şey ortaya çıktı. Şimdi bunların hepsini ben tepede kesmiştim. Yani şu da tepede kesiliyor. Yani daha yukarı gidiyor bunlar. Ama aslında sağda solda kesmedik. Yani şurada gerçekten kendiliğinden kesiliyor. 1.5, 1.6 gibi bir yerden sonra hiçbir sıfır yok. Bu hiç sıfır olmaması çok garip değil aslında. Biraz önce sorduğunuz şey sorusuyla alakalı. Hani bir yerden sonra 1 bölü 1 üzeri S domine ediyor. Hakikaten orada sıfır olması yani sıfır olması mümkün değil. Şeyden dolayı. Dirichlet serisi yazılımından dolayı. Yani onu 1 bölü 1 üzeri S ya da işte ilk terim diğerlerinden çok daha büyük oluyor. Dolayısıyla onu yok edecek yani cancel edecek.
kusura bakmayın, bir terim çıkmıyor. Yani onların toplamı da onu cancel edemeyecek kadar çok küçülüyorlar. Bir yerden sonra şey oluyor ama benim beklemediğim, şaşırtan, bunun böyle bir duvar gibi çıkması oldu. Yani böyle bir ilk gördüğümüz resimler şuna benziyordu. Tek tük şey oluyor. Yani yukarı doğru 1/2'nin etrafında da yoğunlaşabilirdi ki teorik bazı sonuçlar var. Öyle olması gerekiyor. Henüz hiç yani 150 bin sıfırda bunu göremedik. Böyle bir şeyi. 150 bine kadar olan sıfırlarda daha doğrusu. Ve yanlış yazmışım. Bu bir. İkincisi 1/2'ye yapışma. 1/2'de bayağı bir sıfır var. Bu çeşitli örneklerde %30'larda, 40'larda, bazen 60'larda sıfır şeyi görebiliyoruz. Riemann zeta fonksiyonunun belli bir yüzdede, %40 küsurlarda sıfırlarının 1/2'de olduğu kanıtlandı. Ama mesela burada çıkıyor ki bu Riemann zetanın hepsinin orada olduğu düşünülüyordu. Biz sadece %40'ını kanıtlayabildiğimiz ortaya çıkıyor diyorduk. Ama belki kanıtın bir yerinde biz bunları da içeriyoruz. Yani burada da belki sıfırların ciddi bir kısmının 1/2 doğrusu üzerinde olduğunu ya da azından pozitif bir kısmının. İkinci garip gelen bana 1/2'nin hemen etrafında bir boşluk var gibi duruyor olması. Bu da yani hiç yani niye öyle olsun? Hakikaten 1/2 doğrusundan itiliyormuş geri kalan. Ya yapışıyor ya da itiliyor gibi duruyor. Bununla aslında çelişen teorik sonuçlarımız var, sonuçlar var. Yani sonunda hepsi 1/2'nin, bütün sıfırlar 1/2'nin epsilon yakınında olması gerekiyor. Çok çok yukarıda belki ama aşağılarda böyle bir davranış var. Ve bu forma biraz özel ama başka formlarda bu kadar kendini göstermeyen ama çeşitli formlarda olabilen bazen bunun üzerinde, pardon kusura bakmayın. Neyse böyle bir şeyler var. Şurada da bir boşluk var gibi duruyor. Buradan bir reel kısımlarına bakalım. Yani 1/2'de reel kısımlarda çok fazla sıfır var. Reel kısımları sıfır onun etrafında azalıyor, düşüyor. Bu histogram çizdik burada. Ve şurada garip bir düşüş var yani. Hakikaten ortası daha seyrek gibi duruyor. Ve bu stabil. Yani yukarı çıktıkça da değişmiyor bu. Şekil değişmedi. Bu yine gözle gördüğümüz bir şey. Yani şey değil. Yani. 1/2'nin civarında olanlar biraz hataya işaret etmiyor mu? Yani metottaki hata yüzünden onları oraya itiyormuş gibi gözükmüyor mu? Bana biraz öyle geldi sanki ama. Olabilir, olabilir. Buna çok dikkat etmemiz gerekir. Ama yani şöyle söyleyeyim. Metottaki yok. Aslında yani şöyle olması lazım. Metottaki hata 1/2'nin etrafındakileri 1/2'yi biraz sağa sola da kaçırabilirdi. Yani çünkü metodumuz bizim şu anda ne Newton metodu, bir de işte kutu metodunu küçük kutular etrafında alıyoruz. Dolayısıyla pardon şöyle diyeyim. Yani bu bir risk, bu dikkat edilmesi gereken bir şeydi. Hani burada acaba ittiriyor muyuz diye metodda ittirmiyoruz. Yani 1/2 doğrusunda olanlar da tam 1/2 doğrusunda çıkmıyor aslında. Bunlar hepsi işte belli bir hata payı olan şeyler. Ama tabii bu kadar uzaktan bakınca hepsi 1/2 üzerinde doğrusundaymış gibi gözüküyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim hata payımız bu kadar yüksekten bakınca görülebilecek kadar büyük bir hata payı değil. Yani çünkü burada ne 0.5 neredeyse 0.55'e kadar yani bir hane kadar şey var. Bir boşluk da değil. Seyreklik var yani. Boşluk olsa belki kanıtlanacak bir şey olur. Daha garip bir şey var yani. Bir seyrelti var. Onu ifade etmesi bile zor. Sonra biraz yakından bakarsak da işte bu şu sağ kısmına bakarsak şöyle bir form oluşuyor reel kısımları. Son olarak daha da yine beklenmedik bir sonuç. Bu grafikten gözükmez yani. Şuradaki grafikten gözükecek bir şey değil. Bu dikey olarak sıfırlar arasındaki dikey mesafeye bakıyoruz. Sıfırlar arasındaki dikey mesafenin işte birbirlerine çok yakın değiller. Bu Riemann zeta fonksiyonunda da karşılaştığımız bir durum. İki sıfır birbirine çok yakın olmuyor. Hatta double zero yok diye tahmin ediliyor. Yani bütün sıfırların basit sıfır olduğu tahmin ediliyor. Ve Montgomery'nin pair correlation conjecture diye böyle bir sıfırların arasındaki mesafenin nasıl dağıldığını ortalama mesafeye nazaran
gösteren böyle bir şey var ve zetanı da sıfırlara aşağı yukarı bunu keşke getirseydim. Zetanı da sıfırlara buna çok benzeyen bir grafikle dağılıyorlar. Yani bu da her ne kadar Riemann hipotezi bariz bir şekilde sağlanmıyor olsa da burada da bir yapı, bir structure olduğunu gösteriyor. Yani şu anda çoğu sonuç, yani şu duvar kısmını biraz açıkladık gibi, neden böyle duvar gibi kesildiğini, burada belli sıfırlar yukarıda başka sıfırlara sebep oluyor. O yüzden böyle bir duvar gibi oluyor burası. Ama pek çok şeyi de açıklayamadık. Bu yani şey olarak kalıyor şu anda, yani keşif süreci gibi diyelim. Böyle. Bu kadar. Çok uzattım. Kusura bakmayın ama geç de başlamıştık. Kaç, bir saat 10 dakika mı oldu kayıttan? Yok problem. Siz söylersiniz. O zaman bitirdiniz mi o zaman şimdi? Bitirdim, evet, bu kadar. Tamam. Böyle ilginç sonuçlar var diye bitirdim. O zaman konuşmacımıza teşekkür edelim sorulardan önce. Sorusu olan var mı arkadaşlar konuşmayla ilgili? Kapattım ama gerekirse tekrar açabilirim. Ben tam sizin o işte araştırmanızda hani nasıl bir direct kişine gitmeye çalıştığınızı pek anlayamadım. Biraz oraları kaçırdım. Yani o şey sağlamıyordu, Öler Product sağlamıyordu. Öler Product'ı sağlamadığında... Şimdi Öler Product'ı sağlamıyor ama tabii söylemediğim bir şey var. Heke, şimdi modüler formların çarpımsal olma katsayılarının çarpımsal bir özelliği sağlamasının sebebi Heke operatörü denilen bir operatörler var. Neyse, çok da şey değil. Bu operatörler bu yarı half integral weight, yani yarım tam sayılar değerli şeylerde de var. Modüler formlarda da var. Ama yeteri kadar yok. O yüzden kısmi çarpımsal özellikler sağlıyor. Ve biz biliyorduk, yani bunun başka, yani bunu ilk bulan biziz. Bunun sıfırda, bunun Euler çarpımının olmamasının, bu L fonksiyonunun çeşitli sonuçları olması gerekir. Bu sonuçlardan bir tanesinde 1/2 doğrusunun dışarısında, kritik doğrunun dışında sıfırlar çıkması. Bu sıfırları olduğunu biliyorduk. Bu konuda da hesaplamalar yapılmış zamanında. Hani ta 70'lerden beri bir Japon, ama 70'lerdeki bilgisayar kapasitesi nedir? Biz bunu hani bunu şey yapamazlar. Yani 3-5 tane sıfır bulmuşlar. O kadar. Sıfırın 1/2'nin dışında. Bunları bir hesaplayalım dedik. Başta sadece böyle başladı aslında. Bir görelim neymiş diye başladı. Şu anda kanıtlanması gerekecek ya da en azından bazıları kanıtlanmayabilir. Çünkü bu gördüğümüz structure'lı, gördüğümüz yapıların bir kısmı yukarı çıktıkça kendini yok edebilir. Yani ama daha doğrusu sonsuza götüremeyebiliriz bazılarını. Ama yine de aşağıda böyle bir davranışın olması ve bayağı uzun bir süre bu davranışın kendini tutarlı bir şekilde devam ettirmesi ilginç. Yani bu şu anda gideceğimiz yön aslında sadece şu anda şey sonuçlarını yazmak olacak. Deney sonuçlarını yazmak ve kanıtlayabildiğimiz birkaç şeyi kanıtlamak. Çok az birkaç şey. Mesela şeyi kanıtlayabiliyoruz. Bu sağ-sol duvarlarının en azından bir üst sınır verebiliyoruz. Yani şundan sonra bir daha sıfır olmayacak. O bile aslında bayağı bir şey çıktı yani. Dişli çıktı şey açısından. Çok zor değil aslında bir sıfırın nerede olduğunu bulmak ama tam olarak nerede bulduğunu bulmak biraz zor çıktı. Mesela bu o kadar garip değil şey açısından. Şurada 1.5, pardon, şu görüntüyü açayım. Şurada 1.5'un üstünde bir modül sıfır duvarı çıkıyor değil mi? 1.5, 1.7 gibi. Bu şeyin dışında Dirichlet serisi buralarda yakınsıyor aslında. Dirichlet serisinin yakınsadığı yerde, dolayısıyla burayı şeyle açıklamak belki mümkün olabilir. İşte Dirichlet serisinin davranışıyla. İşte birinci terim domine ediyor diyerek. O yüzden cancel edemiyor. Bazı modüler formlarda bulduk, 0.8'den sonra hiç sıfır yok. Yani sanki bir hani şey terimlerle zero free region deniyor buna, sıfırsız bölge. Sıfırsız bölge varmış gibi duruyor, kritik bölgenin içinde. Yani şurada 0.8'in içerisinde, şuradan itibaren sıfır yok diye ortaya çıkıyor. Bu da açıklayabildiğimiz bir şey değil. Yani her şeyi de açıklayabildiğimizi iddia etmiyorum. Bunu daha açıklayamadığımız şeyler olarak da
insanlara sunacağız. Öyle. Bu sıfırların en son distribution'dan bahsettik ya, ben acaba probabilistik şeyler de yapıyor musunuz diye merak ettim, yoksa tamamen? Zeta'da değil, yapmıyoruz. Yani bunlarda çünkü ya var böyle bunu probabilistik olarak çalışan insanlar var. Nasıl yapıyorlar? Zeta'nın sıfırları diyorlar. İşte tam bir Hardy fonksiyonunun. Yani bu Hilbert Polya'nın bir hayaliydi bu. Keşke böyle bu reel sayılar, yani işte bu sıfırlar, Hardy Zeta'nın şeyleri, bir Hermitian operatörün şeyi olsa, öz değerleri olsa, eigenvalue'ları olsa, o zaman da hepsi reel olur. Şimdi bunu yan çevirmek lazım. Yani bütün işte o IT'ler, o T değerleri, sanki keşke o T değerleri bir operatörün öz değerleri, eigenvalue'ları olsa diye bir hayal kuruyor. Bulamıyor tabii öyle bir, yani tabii değil ama bulamıyor öyle bir operatör. Daha sonra 90'larda sanırım birilerinin aklına geliyor bu, ya biz bunu şey yapsak diyorlar. Rastgele bir, fizikçiler bunu çok yapıyor. Random matrix alalım. Çok büyük bir rastgele matris alalım. Belli bir örneklem uzayından seçilmiş. Bazı işte cebirsel güzel özellikleri sahip. Hermitian olabilir, unitary olabilir, çeşitli özellik güzel özelliklerden seçilmiş. Ve onların öz değerlerine bakalım diyorlar. Hermitian operatörlerin öz değerlerinin bazı davranışları, mesela bu pair correlation dediğimiz o dalgalanma özelliği, aslında o sebep oluyor, yani o dalgalanma özelliğini Montgomery Freeman Dyson'a gösteriyor. Freeman Dyson'a diyor ki bu mutlak bu rastal matrislerin özdeğerlerinin aralarındaki mesafenin dağılımıyla aynı diyor. Yani şeyler, özdeğerler birbirleriyle tutmuyor ama özdeğerlerin belli istatistikleri birbirleriyle tutuyor. Buradan bir bağ çıkabileceğini düşünüyorlar ama bu konuda bildiğim kadarıyla hiçbir kanıt yok. Yani bunların arasında bir bağ olduğuna dair herhangi bir kanıt yok. Sadece böyle şeyler var. Deliller var. Deliller dediğim, yani acaba mı denilecek. Ama şey de olabilir tabii, yani bu özellikle random matrix kısmı. Ya çok genel bir fenomenin çeşit çeşit dışa vurumları olabilir. Yani aralarında direkt bir rastal matris, bir matris var gibi bir net bir sonuç olmayabilir. Daha... Yani neyse, özetle evet, rastallık kullanımı biz kullanmadık, hayır. Ama o bir sonraki aşama olur, bunu bir de rastallığa bağlayabilmek. Bu dağılımın ne olduğunu da keşfedemedik. Yani bunu bir fit edecek bir formülümüz de yok şu anda. Mesela o da ilginç bir şey olur. Hani fit ettirebilsek en azından bir tip conjecture'ımız olsa. Bu reel kısımlarına vesaire. Öyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka olan var mı arkadaşlar? O zaman tekrar konuşma için teşekkür ederim. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok geç olacak, çok uzattım ama şey, insanlara bir şey önerisinde bulunabilir miyim? Matematik yapıyor insanlar, matematikçi olacaklar vesaire. Bu konuda, yani ben bu hesaplamalı işlere çok geç girdim. Girmedim yani, bu doktora boyunca da girmedim. Çok eğlenceli. Bir de şey, yani tavsiye ederim bir programlama dili öğrenip, şu anda siz hangi alan üzerinde çalışıyorsanız, bazıları kodlaması zor olabilir ama o da çok daha iyi anlamanızı sağlar. Oradaki bazı temel problemlerin ne olabileceğini görmenizi sağlar. Yani illa böyle ilginç sonuçlar bulacaksınız diye demiyorum ama mesela kombinatörik çalışıyorsanız o kombinatörüyü nasıl hesaplayabileceğinizi düşünürsünüz. İşte diferansiyel denklem çalışıyorsanız bazı işte görselleştirmeler yapmaya çalışıyorsunuz vesaire. Bunu bir daha erken bir şekilde yani belki işte doktoradan hemen sonra ya da doktora sırasında da programlama dili öğrenip biraz oynarsanız iyi olur diye bir tavsiyede bulunacağım. Evet, çok teşekkürler. Bence çok güzel bir tavsiye ve çağda uygun bir evet. O zaman tekrar Mehmet hocamıza hem bu güzel tavsiyesi hem de konuşmak için teşekkür edelim arkadaşlar ve sonra sohbet şeyine başlayalım kısmına.